Günaydın dedeciğim. Günaydın. Günaydın babacığım. Hı, günaydın. Emre hala kalkmadı mı? Hayır. Nana uyandırmaya çalışıyor ama biraz zor uyandırır. Kime çekti bu çocuk ya? Akşam yatmak, sabah da kalkmak bilmiyor. Sence kime çekmiş olabilir? Kime? Tabii ki sana. Sen de aynen böyleydin. Bir tek sabah erken kalktığını hatırlıyorum. O da sünnet olacağın gün. Sabah erkenden kalkıp evden kaçmıştın, hatırlıyor musun? Aa, babam evden mi kaçmıştı? Evet. Sünnet olmaktan öyle korkmuştu ki inanamazsın. İyi o zaman. Emre'nin de erken kalkması için sünnet olacağı günü bekleyeceğiz desenize. Nasıl yani? Emre sünnet olmadı mı? Yaza inşallah. Yaza mı? Oğlum çocuk neredeyse askere gidecek. Neden bu zamana kadar beklediniz? Ya baba, hep bir şeyler çıktı, kısmet olmadı. Ama bu yaz kesin olacak. Hayır efendim. Yazı falan beklemiyoruz. Hemen olacak. Hem ben yazın burada değilim, biliyorsun. Baba ama okulu var çocuğun. Ne varmış varsa? Artık bu iş eskisi gibi değil. Bir günde oldu da bitti maşallah. Ama benim... İtiraz istemem. İyi, madem çok ısrar ediyorsun, yapalım da aradan çıksın bari. Günaydın. 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 Emre. Müjdemi isterim. Hı? Sünnet oluyorsun. Ne? Ya baba ya, bu sünnet olayı da nereden çıktı şimdi? Hani yazın olacaktım? Benim yaza çıkacağım ne malum? Torunumun sünnetini görmeyeyim mi yani? Hı. Baba neler diyorsun? Allah gecinden versin. Hı hı. Hem okullar kapanınca Alanya'ya yazlığa gitmeyecek miydik? Evet ya Emre. Bir an önce ol da kurtul. Sana ne kızım ya? Bu erkek işi, sen karışma. Korkma korkma. Korkulacak bir şey yok. Bak hala konuşuyor. Korktu mu, kim söyledi? Tamam. Ucundan birazcık hop. Sonra da pilava koyarız. Tamam mı? Ya hayır ya. Pilava ne koyacağız? Babam şaka yapıyor canım. Ya aynı zamanda ben psikolojik olarak hazır değilim ya. Oğlum, düğünle aynı gün yaparız o zaman. Yok artık, daha neler. O zaman? Hadi, servisi kaçırmayın çocuklar, hadi. Ben sünnet olmak istemiyorum baba ya. Yazın olayım. Oğlum bu işten kaçış yok. Ha yazın, ha şimdi, ne fark eder? Ya baba ya. Hadi Emre, yorma beni. Hadi yavrum. Al bakalım. Al çantam. Teşekkür ederim. Nana. Sünnet hazırlıklarına başlayabiliriz. Anca. Gerçekten mi? Siz ciddi misiniz? Kızım bu işin şakası mı olur? Geç bile kalmış eşek sıması. Nasıl bir hazırlık yapacağız? Sünnet düğünü işte. Ev kocaman. Burada yaparız. Salon tutmaya gerek yok. Anladım. Düğün gibi bir şey mi bu? Hayda. Kızım sen hiç sünnet düğünü görmedin mi? Hayır. Hakan'ın dediği gibi tuhaf bir kızsın sen. Neyse ben sana sonra anlatırım. Önce bir sünnetçi ayarlayacağız. Sünnetçi mi? Vallahi ben kesemem. Sen kes istersen. Neyi? Sünnetçi kesecek. Ay neyi kesecek? Yok kızım yok. Sen kesin uzaylısın. Hadi itiraf et. Çok iyiydi. Emre ne haber? Ne oldu buna? Sorma. Heyheyleri tepesinde bu hafta sonu sünnet olacak. Sünnet mi olacak? Ne olacak oğlum? Ucundan acık. Yoğurt bir kutu. Nana. Ay Kulina, ödümü kopardın. Hayırdır, ne bu mutfağın hali? Sorma, Emre'nin sünnet düğününü yapacağız. Ne eğlenceli. Sen de ilk defa sünnet düğünü göreceksin. Evet, bu konuda Tayfun Bey beni yeterince aydınlattı. Kulina bana yardım et lütfen. Tamam tamam. Şunu. Evde mi yapacaksınız? Evet, öyle çok işim var ki. Makbuş nerede? O hayretliğine gitti. Bu
yatağı süslemek için dantel örtü falan ayarlayacaklar. Emre'ye pijama, sünnet kıyafetleri falan. Alışveriş yapacaklar işte. Ne lazımsa ben de elimden geleni yaparım. Ah, canım benim, sağ ol. Oyuncaklar dünyasında durumlar nasıl? Her şey yolunda. Konsey seni affetti diye Şoker biraz kuduruyor ama umurumda değil. O şaklaban asla amacına ulaşamayacak. Bir an önce insan olsaydım da benimle uğraşmaktan vazgeçseydi. Her şey çok güzel olacak Nana, inan bana. Çok yakında insanda olacaksın, Hakan'la da evleneceksin. Senin düğünün için hazırlık yapacağız bir dahaki sefere. Umarım. Hani yazın yapacaktınız? Babam tutturdu şimdi olacak diye. Ne kadar inatçı biliyorsun. Nuh der peygamber demez. Yani. Hayırdır? Hafta sonu Emre'nin sünnetini yapıyoruz. Vakti gelmiş geçiyordu bile. Zaten artık çok kolay, öyle değil mi? Aynı gün ayağa kalkıveriyorsun. Kaç kere sünnet oldun Simge Hanım? Öyle hemen küçümseyi verme. Aman siz de bir sünnet olursunuz. Bir de askere gidersiniz, o kadar. Sonra da ömür boyu ne sünnet anılarınız ne de askerlik anılarınız biter. Ama bir erkek için sünnet olayı çok önemli Simge. Aman tamam tamam. Burada sizinle çene çalarak vakit kaybedecek değilim. Nereye Simge? Hafta sonuna ne kaldı ki? Sünnet için hazırlıklara başlamak gerek. Evde yapıyoruz değil mi? Evet. O halde iş çok. Salon süslenecek, davetiyeler ayarlanacak, palyaçolar, sünnetçi. Yemek de vermek gerek, öyle değil mi? Öyle kuru kuru olmaz tabii. Sonuçta çocuk bir kere sünnet olacak. Simge. Gitti bile. İş güzellik yapıyor gene.